Sayın konuklar, oturumumuzun ikinci röportajı çok farklı bir sunumla müzisyen ve Tritonet'in mucidi Sayın Tolga Özdemir ve moderatörümüz Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Başkanı Sayın Sertaç Ersayın'la devam ediyor. Şimdi sözü kendilerine bırakıyorum ve sizlere keyifli bir oturum diliyorum. Buyurunuz. Tekrar merhaba. Herkes yerleşiyor galiba. 3-4 arkadaşımız var. Onlar da yerleşsin. Tolga Zafer Özdemir. Nasıl tanıtacağız? Ben yine Melike Altınış'a yaptığım gibi yapacağım. Birkaç bir şey söyleyeceğim. En iyisi kendisini tanıtması. Çünkü burada yazılanlar ben dün gece internette de izledim. Yani böyle 3-5 cümleyle söylemek mümkün değil. Çok değişik. Çok ilginç şeyler var. Ama yayınladığı yayınlardan birisinde yazdığı kısa bir metin var. Onun ilk cümlesini söyleyeceğim. Müziğin içinde olmayanlar için enteresan olabilir. Demiş ki, her nota solundan küçük ama sağındaki notadan da büyüktür demiş. Zaman çizgisi üzerinde tanımlanmış veya tanımlanabilen bir zeka üzerinden düzenlendiğine inandığımız titreşimlerin bir araya getirdiği o değere de müzik denir. Bir de şimdi bir tritonet var. Çok ilginç bir şey. Tritonet'i anlamamız için önce Tolga Zafer Özdemir'i anlamamız lazım. Yani siz kimsiniz? Ya bu kadar zamandır ben kendimi anlamadım. Biraz zor anlatması ama. Bu bir jüri gibi görebiliriz belki, tamam, yardım ederler. Şey, çok mikrofon kullanan birisi değilim o yüzden. Evet, tamam. Peki, daha iyi. Çok açmayın arkadaşlar oradan. Ya uzaklaştırıyorum diye sürekli açıyorlar sesi. Şey, ne yaptım? Şey, hayatım boyunca hep besteci olmak istedim. Daha henüz olabildiğimi düşünmüyorum. O ayrı bir konu. Sonrasında besteci değil de meraklı olduğuma karar verdim. Tamam. Çünkü bir yerden başladı. O başka sorular açtı kafamda. Başka yerler bilmem ne falan filan derken son 10 senedir Beşiller Çemberi diye bir şey üzerine uğraşıyorum. Nedir diye soracak olursanız Beşiller Çemberi müzikte kullanılan bir şey. Gösterebilir miyiz şu anda ekranı? Bu. Toplam 12 tane notamız var. Bu Batı sistemi içerisinde kullanılan 12 nota. Yani çok daha farklı kültürlerde şeyler de görürsünüz. Yedili olanlar var, beşli olanlar var falan. Ama genel olarak bir oktav içini 12 parçaya ayırıyoruz. Ve bu parçaları birbirinden tam beşli uzakta kullanılan tam beşli. Şimdi çok geek konuşmaya başladım. Şeye dönmem lazım. Okey. Şöyle yapalım. Şey, biliyor musunuz? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Tam 7 tane nota var. Tam da Serdar Ortaç'ın dediği gibi 7 notayla ne yapabilirsin? Büyük kültürler inşa edilebiliyor arkadaşlar o 7 notayla. Şeye baktığınızda şeye gireceğim. Teknik detayına girmeyeceğim. Ancak şunu söyleyelim. Bu Beşliler Çemberi ne biz insanlık tarihi içerisinde yaklaşık M.Ö. 2000 yılına kadar falan takip edebiliyoruz aslında. Şöyle, hatta belki size gösterebilirim bir tane parçasını. Şu görmüş olduğunuz solda, soldaki iki tablet 20. yüzyılın başında bulunuyor. Bir tane Suriye'nin kuzeyinde, öbürü Irak, Mezopotamya içerisinde bir yerde bulunan tabletler bunlar. Bunlar yaklaşık 1970 yılı civarında falan şey olarak resmileşiyor. Bir müzik tableti olduğu, bir müzik notasyonu olduğu aslında bunun. Bir sayı sistemi var içerisinde ve sadece birden yediye kadar rakamlar kullanılıyor. Yani 8 yok içerisinde. Ve çok rahat bir şekilde müziğe uyarlanabiliyor bu. 7 tane nota var. 7 rakam var sadece.
Çok ilginç matematiksel şeyleri var içerisinde. Eşitlikleri, denklemleri var. Fakat şöyle bir şey var diğer tarafta. Bu rakamları yan yana getirdiğiniz zaman beşliler çember çıkıyor. Zaten şurada da görüyorsunuz aslında. Bir karşılığı var. Ha, göremiyorsunuz oradaki karşılığı. Şu aşağıdaki şey. Beşliler çemberi şeklinde düşünülebilir. Yani bir müzik içinde kullanılabilir. Bir takvim olarak da kullanılabilir. Bir astrolojik harita olarak da kullanılabilir. Aslında beşliler çemberinin ne olduğunu bilmeyenler olabilir. Ne demek? 12 tane notamız var. 12 notayı birbirinden 5'li uzakta olacak şekilde. 5'li uzaklık demek nedir? Do'dan saymaya başladığımız zaman do, re, mi, fa, sol. Bir sonraki nota sol olacak yani. Sol'dan saydığımız zaman sol, la, si, do, re olacak. Re, mi, fa, sol, la olacak şeklinde böyle gidiyor. Şu piyanodaki gibi değil aslında. Yani o piyanodaki şey biraz daha farklıdır. Buradaki dizilim. Şimdi biraz sonra göstereceğim. Hani, şöyle bir şey söyleyebilirim. Oranlar cetvelidir aslında esas olarak. Abaküs. Abaküs gibi düşünebileceğiniz bir şey oranlar cetvelidir. Şöyle bir şey var. Herhangi bir şey titreştiği zaman ilk başta herhangi bir şey titreştiği zaman şey çıkartıyor. Kendisinden başka titreşimler çıkartmaya başlıyor. Tek bir tane titreşim çıkartmıyor aslında. O titreşimler içerisinde ilki kendisi, ikincisi bir oktav yukarısı, üçüncüsü ise beşlisidir. Ve üçle birlikte esas şeyden çıkmaya başlıyor. Kendisinden çıkmaya başlıyor ve başka bir şeye doğru dönüşmeye başlıyor ses. O yüzden tam beşli aslında bir titreşimin değişmeye başladığı yerdir. İlk değişmeye başladığı yerdir. Burada karşılığında da işte her ses arasında tam beşli var. Ve bu aslında her birisi birbirinin üç katı şeklinde gidiyor. Beşliler çemberi uzun bir dönem kullanılıyor aslında. İnsanlık tarafından. Ancak ondan sonrasında konservatuarlara geçtikten sonra bu da yaklaşık 1792'ye falan denk geliyor. Bu kısım birazcık unutuluyor. Bu kısım çok fazla kullanılmamaya başlıyor. Çok irdelenmemeye, çok deşilmemeye başlıyor. Ve bir unutulmuş bilgi gibi düşünebilirsiniz aslında. Bu şeyden sonra, bu tabletlerde bile gördükten sonra, milattan önce 2000 yılından bahsediyorum. O tabletlerde bile gördüm. Bir karşılaştıktan sonrasında ilgimi çekti ve şey yapmaya başladım üzerine. Çalışmaya başladım. Neye döndüğünü söyleyeyim ben bu 10 sene içerisinde. Bir müzikal abaküstü, ben bunu bir müzikal hesap makinesine çevirdim. Dijital olarak çalışabilecek bir hesap makinesine çevirdim. Ve bunun üzerine bir de ayrıca bir müzik teori kitabı yazdım. Hem Türkiye'de yayınlandı hem İngiltere'de yayınlandı. Son olarak da şeyle uğraşıyorum şuralar. Son 5 senedir müzisyenliği bıraktım, kod yazmakla uğraşıyorum. Zaten ben kimsin dediğimde ben de bilmiyorum dedi, hiç açıklamadı. Oraları aşacağız. Müzisyen, girişimci, oraları bir anlatalım. Yani işte Bilgi Üniversitesi'nde 10 senedir falan müzik öğretmenliği yapıyorum. Bu halimle beni aldılar. Artık kendileri biliyorlar. Eyvallah. Belki uygulamalı bir gösterelim mi? Nasıl bakalım mı? Bir olur tabii ki. Salonu hareketlendirelim. Tamam. Olur. Ben şey olarak göstereceğim şimdi size. Şöyle bir şey. Bu arkadaş. Şimdi normalde kimler müzik biliyor veya kimler keyboard çalıyor burada? Var. Tamam. Orada bir grup var bayağı. Okay. Evet. Orası. Keyboardçular. Tamam. Güzel. Şeyden kastım şu, beşliler çemberi şeklinde. Şimdi şu normal, bize konservatuvarlarda öğretilen dizi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tamam. Şimdi burada tam 7 tane ses var. Bu 7 sesi,
biz işte yaklaşık 300-400 senedir falan tek tersin merkez olarak çalışıyoruz sürekli olarak. Fakat diğerlerini merkez almaya başladığımız zaman diğerleri bir hatta bir başka bir tanesini merkez alıp onun üzerine müzik kurmaya başladığımız zaman işte şeyler ortaya çıkmaya başlıyor. Şey farklı modlar ortaya çıkmaya başlıyor. Örneğin fa üzerine yapacağım şu anda. Fa merkez olarak bırakıyorum. Şöyle bir şey var. Şu ilk buradan başladığım zaman çaldığım şu melodimsi olan şey çok mutluydu. Hatta böyle çok uçucu rüyada gibiydi. Ondan sonra geldiğinde şey değişti. Birazcık daha şekli değişti. Şuraya geldi değişti. Buraya geldi iyice değişti. Şu anda çok rüyada gibi değil artık. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Şu tam ortada kullanılan şeyin ismi Türkiye'de karşılığı şey Hüseyin'i makamıdır. Ve şeyde çok kullanılıyor. Şey halk müziğinde çok kullanılır. Yani şuradan zaten duymuşsunuzdur onu. Çok dengeli bir moddur. Dorian modu diye geçiyor bunlar. Çok fazla şey var anlatılacak işte. Bunların hepsinin birer ismi var bu arada. Milattan önce 2000 yıllarındaki isimlerini tam bilmiyorum açıkçası. Tam karşılıklarını bilmiyorum. Bizdeki isimleri Antik Yunan'dan geliyor. Antik Yunan'dan sonra zaten biliyorsunuz her şey başlıyor ya. Şey isimler şöyle. Lydian, Ionian, Mixolydian, Dorian, Aeolian, Phrygian ve Locrian şeklinde. Bu isimlerin bazılarını zaten siz biliyorsunuz. Lydian mesela. Lidyalı demek bu arada. Şu parayı bulanlar var ya. Onlar işte. Tamam. Dorian dediğiniz zaman Dor'dan bahsediyoruz. O şeydir. Şu an Trakya diye düşüneceğiniz bir yer. Phrygian dediğim zaman Phryglerden bahsediyorum. Diğer tarafta. Bu isimler hala kullanılıyor bu arada. Tapınak modları diye başladı. Ondan sonra Antik Yunan modlarına... Antik Yunan modları denmeye başladı isimle. Ondan sonra kilise modları denmeye başladı. Çünkü kilise çok uzun bir süre kullandı bunları. Son olarak da 20. yüzyıl itibariyle de caz modları diye adlandırılıyor. 7 tane var toplam. Şu ana kadar şu fa'yı gösterdim size. Bu Lydian olandı. En uçucu olan yani. Sonra do geldi. Ionian bu. Bu Mixolydian. Şu Dorian. Tam ortadaki olan yer. Şimdi biraz daha bu tarafa doğru gitmeye başladığım zaman şeyi görmeye başlayacaksınız. Gittikçe rengi biraz daha koyulaşmaya başlayacak. Mesela bir sonrakini alacak olursam. Hop, tabii herhangi bir şey yapmadığım için. Bir sonraki mi, bu Phrygian diye geçer, Kürdi'dir, şeyde karşılığı, buradaki müzikte karşılığı. Türkiye'de çok fazla kullanılıyor bu mod.
Son olarak da locrim var. Yani C'den olan. Bunu da şey gibi düşünebilirsiniz. Hani fa için şey demiş mi ya, lidin için. Çok mutlu. Bu da tam tersi. En üzgün olanı aslında modlar arasındaki. Çok şey anlattım. Bu modlardan yaklaşık ya toplam 7 tane var dedim ya. Bu modlardan son 300 senedir biz sadece 2 tanesini kullanıyoruz. Bir tanesi major, bir tanesi minör diye geçen. 2 tanesini kullanıyoruz. Bu sistemle birlikte tüm o 7 modun bir müzikal teori olarak açıklaması ortaya çıkıyor. Neden o 2 tanesini kullanıyoruz sadece? Zor bir soru. Niye ona dönüşmüş? Peki. Uzun sürebilir ama açıklama. Bilmem. Şöyle. Kilise modları diye bir şeyden şey yapmıştım, bahsetmiştim ya. O kilise modlarından 2 tanesi kullanılmıyor. 2 tanesini kullanmıyor kilise özellikle. Katolik kilise kullanmıyor. Bir tanesi majör, öbürü minör. Ondan sonra Rönesans ortasında şu protestan akım çıktığı zaman... Şu anda bizim Almanya diye bildiğimiz yerde protestan akım çıktığı zaman kendi müziğini oluşturmak adına ve kilise müziğine benzememek adına bu 2 tanesiyle yapmaya başlıyor. Hı hı. Ve kültür dominantlığı sayesinde bir son 300 senedir sadece bu protestanlığın seçmiş olduğu minör ve majör kullanıyoruz. Hı hı. Şeyden çıktık yani, o katolikten çıktık, protestan, hı hı. Protestan dominant bir şey üzerinden şu anda yapılıyor. Şimdi 7'ye tamamlayacağız. Nasıl yapacağız? Tamam, peki. Ne olacağını söyleyeyim ben size. Şimdi deminden beri konuşuyorum. Biliyorum hiç kimse bir şey anlamıyor. Ben de anlamıyorum, doğruyu söylemek gerekirse. Tek bilmeniz gereken şey şu arkadaşlar. Beşliler çemberinde. Başka hiçbir şey değil gerçekten. Sol çözer, sağ gerer. Çok politik biliyorum ama... Bunu bildiğiniz zaman çok güzel müzik yaparsınız. Çünkü hem gerilime hem çözülme ihtiyacınız var müzik yapabilmek için. Şimdi şunu söyleyeyim. Normalde şey konuşmadığım zaman, çok geek konuşmadığım zaman, hani şey, müzik teorisinden konuşmadığım zaman, benim konuşmalarım genelde şeye benzetiliyor. Bir tane film vardır, Bahçıvan diyebilir misiniz o filme? O Bahçıvan filminde adam sadece aslında kendi bahçesindeki fidelerden, işte hani bilmem neden falan bahseder. Fakat öyle bir simgesel şey konur ki ona, adam sanki böyle tüm dünyayı kurtarıyor. İşte hani böyle çok özel laflar ediyormuş gibi falan olur. Konuşmadığım zaman, müzik teorisi konuşmadığım zaman genelde ben kendimi böyle hissediyorum. Niye diye soracak olursanız, sesleri çıkartın buradan, insanları koyun yerine. 12 farklı insan var, bunun içerisinden 7'sini seçiyorsun. Ve bir tanesinde lider yapıyorsun. Ve buna bağlı olarak da müzik üretiyorsun. Çünkü herkese söz hakkı veriyorsun diğer tarafta. Böyle bakmaya başladığınız zaman müzik zaten birazcık daha farklı şekillenmeye başlayacaktır büyük ihtimalle kafanızda. Diğer tarafta şunu söylemem lazım. Bu da herhalde kafanızda müziğin yeri birazcık daha farklılaştıracaktır. O da şu, gene tarihe gideceğim. 6. Şöyle söyleyeyim. Eski tapınak zamanlarında bile, ziguratlarda yani, 4 ana sayısal bilim dalı var. Bunlar astronomi, geometri, matematik ve sonuncusu müzik. Müzik yani şu anda bizim öğrendiğimiz gibi bir sanat formu olarak değil de, daha ziyade astronomiyle, geometriyle, matematikle birlikte ilişkilendirilen bir bilim dalı olarak kabul ediliyor. Çok uzun bir süre bu böyle gidiyor. Hatta 6. yüzyılda ilk Avrupa üniversiteleri kurulduğu zaman o müfredat bunun üzerinden şekilleniyor.
bir sayısalcılar var, bir sözelciler var. Sayısal okuyorsan müzik de okumak zorundasın. Ki bu yüzden şeyi görüyorsunuz, o dönem için büyük düşünürlerin çoğu aslında müzik içinde bir şeyler yazıyorlar diğer tarafta. Bir kitap yazıyorlar, bir şeyler kafa patlatıyorlar muhakkak. 6. yüzyılda gene şeyden bahsedebiliriz. Bir Romalı bir filozof var. Onu, o müziği üç ana parçaya ayırıyor. Müzika instrumentalis bir tanesi. Kulağımızla duyduğumuz müzik yani bu. Müzika humana var. İnsan organlarının kendisine çalışmadan oluşan bir armoni, bir müzikten bahsediyor orada. Ve son olarak da müzika mundana var. Türkçesi de kürelerin musikisi olarak düşünebilirsiniz bunu. Gök cisimlerinin kendi arasındaki uyumundan bahseder orada da. Onların çıkartmış olduğu müzikten bahseder. Şimdi bunları anlattıktan sonra şunu söyleyeceğim. Dış dünyadan titreşimler geliyor size ve siz bunları alıcılarınız vasıtasıyla alıyorsunuz bir bilgi olarak beyne. Biz bunlara duyu organları diyoruz. Yani nedir? 380 nanometre ile 750 nanometre arasındaki dalga boyları buradan giriyor içeriye. Enformasyon olarak. Tamam. Veya şey olduğu zaman saniyede 20 kere ile 20 bin arasında titreşen herhangi bir şey olduğu zaman da buradan giriyor. Şimdi şöyle bir şeyden bahsedebilirim. Kulaklarımız en büyük antenlerimiz. Ne demek bu? Gözlerimizle gördüğümüz enformasyonun yaklaşık 9 katı kadar bir alanı tarayabiliyor. Ve bu yüzden de müzik aslında diğer tarafta dış dünyadan gelen titreşimleri ve buna bağlı olarak soracağınız sorulara en iyi cevabı verecek yer. Diye bir şey var. Neden müzik diye soracak olursanız hani böyle bir cevap verebilirim size. Güzel. Bu yüzden de müzik öğrenmek sadece müzik öğrenmek değil aslında. Diğer tarafta oranlar arasındaki ilişkileri anlamak ve buna bağlı olarak armoni, uyum öğrenmek. Ve bu uyumu hayatınızın başka yerlerinde de çok rahat bir şekilde aktarabilirsiniz. Müzik sadece notayla yapılmıyor. Peki, İstanbul'u önümüze alsak. Hı. Hani dedik ya, lider nota çekiyoruz, sonra diğerleriyle konuşuyor. Evet. İstanbul'un lider notası ne olurdu? Mi olurdu herhalde. Yani neden? Şu frigin dedim yani çok kullanılıyor diye. Neden? Niye? Güzel bir soru. Hiç öyle düşünmedim. Şimdi herkesin aklında peki. Mi kaldı. Tamam. Bunu açalım ki bilelim. Tamam. Mi Phrygian. Şöyle bir şey. Veya mi'li bir melodiyle sound'a tamam, aktaralım. Tabii. Bu. Ne olduğunu söyleyeyim. Hani şey olarak karşılığı. Şey. Kabullenme var içinde. Ama acılık var diğer tarafta. O yüzden. Acılı böyle romantizm mi diyelim veya var? Acılı romantizm evet diyebilirsiniz. Ama şey ilginç yani farklı şehirlerin, dünyanın farklı yerlerinde bulunan farklı şehirlerin farklı şeyleri var gerçekten. Modları var onu söyleyebilirim yani. Şey gidecek olursanız, Los Angeles falan gidecek olursanız bayağı Lydian yani. Ayakları yere basmıyor adamların gerçekten. Şeyde mesela Orta Anadolu'da şu Dorian çok daha fazla var. Hani bahsettim ya şey Hüseyin diye tam ortada olan yer. Hı hı. Türkiye açısından konuşuyorum şu anda. Ege'de mesela çok daha fazla şu majör karakterli olanlar vardır. Yani şu mutlu tarafa doğru olanlar vardır. Şeye doğru gittikçe de şey yatmaya başlıyor. Diğer tarafa doğru yatmaya başlıyor aynı şekilde. Yani kendi içerisinde de aslında bir skaladan bahsedebiliriz. Şeyi rahatlıkla görebilir miyiz? Örneğin Ege'de nasıl, Doğu'da nasıl? O çünkü böyle uygulamalı görünce çok zihnimizde de daha kolay yer hallediyor. Bir melodi çalmam şu anda zor ama yani hani ses sound olarak sadece. Tamam, okey. Daha
Güzel. Orta Anadolu zaten hani demin çalmıştım ama yine çalayım. Müzik yapmak istiyorsanız, bakın şimdi çok daha farklı bir şekilde düşüneceğim. Ortadayım. Sonra şeye doğru gideceğim. Rüya görer gibi umutlu bir tarafa doğru gidip oradan tekrardan ortaya geleceğim. Ne mutlu ne üzgün tarafa. Düşünme şekli geliştirmenizi sağlıyor. Bu sistemle yaptığınız zaman. Görsel yaklaşık her ne kadar çok küçük bir alan tarıyor olsak da gözlerimizde %80'ini oluşturuyor aslında dışarıdan gelenlerin. Ve müzik teorisinin de en büyük problemi odur zaten genelde. Görsel bir şey gösteremiyor olman. Bu onu sağlıyor gibi düşünüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Hiç planlayarak gelmediğim bir şey ama burada biz bize konuşuyoruz. Ben hiçbir şey zaten planlayarak gelmedim şu an. Yok ben kendim adıma soru soracağım. Şimdi gezegenimizden uzaya, dünya dışı varlıklara muhtemel iletişim kurmak için kullandığımız yöntem ya da bu konunun bilim adamları kullandığı yöntem müzik ve notalar. Biz bir şey gönderelim. Nasıl bir yöntemdir o? Müzik ve notalar dediğiniz zaten... Veya biz o sound nasıl... Yani az önce çünkü ipuçlarını aldım oradan soruyorum. Ta başa geri döneceğim. Evet. İçerisinde bir zeka olduğuna inanılan titreşimler toplamı diye dedim ya. Evet. O şey, bir, o algoritmayı muhafaza ederek gönderiyor evet, aslında. Yani gönderilebilir ama tabii yani biz gönderdiğimiz... Veya karşılıklı nasıl okumayı umut ediyoruz bunu? Biz orayı Oranlar aynı ya her yerde. Oranlar aynı. Oranlarla gönderiyorsun aslında. Yani hani müzikle uğraştığın zaman oranlarla çalışıyorsun. Uyumlu oranlar var, uyumsuz oranlar var. Göndermek mümkün ama şöyle bir şey var. Ses olarak gönderemezsiniz bunu. Hı hı. Bunu uzay boşluğunda hareket edebilecek daha yüksek frekansa çıkartıp gönderebilirsiniz. Ama hala ve hala müzik yapabilirsiniz. Oranlarla çalıştığınız için arasında. Harika. Şöyle bir problem var sadece tabii ki burada, o da şu, biz dünyanın atmosferinden dışarıya çıktığımız zaman uzay boşluğuna çıkmıyoruz aslında. Güneş atmosferine çıkmış oluyoruz. Biz daha henüz orayı aşamadığımız için ilerisinde ne olduğunu da daha hala bilmiyoruz. Işık hızı diye bahsedilen şey sadece aslında bizim güneş sistemi içerisinde şey yapabildiğimiz, ölçümleyebildiğimiz bir şey. Onun dışına çıktığımız zaman... ki galaktik boşluk deniyor ona. O galaktik boşlukta bazı şeylerin nasıl hareket ettiğini daha hala bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Evet. Aslında boşluğa bir yere gönderiyoruz, bilmiyoruz. Evet, aynen öyle. Peki Tritonet örneklerini görüyoruz çalışıyor. Bu bir patentli, korunabilen ve ne kadar muhafaza ettiğiniz bir yaklaşım, bunun felsefesi veya bir açık bir platform haline mi dönüşüyor? Ya... Ahmet abi gelecek olsaydı ben aslında ona soracaktım. Sen nasıl para kazanıyorsun abi? Yok ben de yani işte de, belki de şey okulun bana getirmiş olduğu o finansal çatı altında rahatlıkla lüks bir şekilde çalışabildim burada. Doğruyu söylemek gerekirse. Bir para kazanma derdim olmadı şu ana kadar bundan. Benimkisi sadece meraktı. Başka bir şey değil aslında. Ve hala da öyle devam ediyor. Müziğin tanımını nasıl yaptığımı hani ilk kere dinlemiş oldunuz. Farklı yerlerde hep karşılığını bulmaya çalışıyorum müziğin, doğruyu söylemek gerekirse. Ve bu şeyi, bu sistemi yani bir şekilde uyumu daha doğrusu, armoniyi hayatımın her tarafına bir şekilde geçirmeye çalışıyorum. Genelde kendimi Dorian'da bulmayı tercih ediyorum. Ne üzgün,
ne mutlu olacak şekilde. Daha iyi çalışıyor gibi geliyor bana. En azından. Ama yaşamın da kendisi gibi. Hani soldaki notanın bir anlamı, sağdaki notanın başka bir anlamı, bir mesafesi var dedik ya. İşte yaşam da bu ikisi arası uzlaşma, gidip gelmeler evet. üzerine kurulu. Dolayısıyla aslında bu melodi veya bu dizinde onun bir parçası veya onun evet. parçası. Evet, aynen öyle. Yani bu şekilde bakmaya başladığınız zaman gerçekten müzik teorisi çok daha başka anlamlar içermeye başlıyor. Onu söyleyebilirim rahatlıkla. Şöyle yapalım mı? Orada bir grup klavyeci grup el kaldırdı. Oradan sorular var mı? Varsa evet. şans verelim. Okay. Çünkü zamanın sonuna doğru geliyoruz. Yoksa da bu fırsatı bir daha bu platformda bulamayabilirsiniz. El kaldırmak kolaydı. Yine bekliyoruz. Bakalım var mı bir şey orada? Evet. Buyur. Ben Tritonet için aslında bir şey göstereceğim ondan sonrası. Sen bir merhabalar. Sorsun. Biraz interaktivite yaratalım. Tamam. Adım Yasin Türedi. Merhaba. Aslında endüstriyel tasarımcıyım. Öte yandan alaylı olarak müzikle ilgileniyorum. Sorum şu, şimdi önce ahenkten bahsettik, biraz armoniden bahsettik. Bu ahenk, armoni dediğimiz şey, şimdi öte yandan mesela gamın dışında bir notadan bastığımız zaman bizi rahatsız ediyor. Kulağımızı tırmalıyor, yani en azından ben böyle telaffuz ediyorum. Şimdi evrensellikten bahsettiğimiz zaman öte yandan belki bir köpek olabilir, bir hayvan olabilir ya da bir bitki olabilir. Acaba bizim duyduğumuz ahengi, düzeni ya da estetiği diğer canlılar için de söyleyebilir miyiz? Şimdi doğada notalar yan yana bir şekilde geliyor. Ve bu notalar kendi aralarında ahenk oluşturuyor. Ama bazı notalar var ki ahenk oluşturmayanlardan. İşte do majörden bahsedelim. Hı hı. Do majörde bir tane diyez nota bastığımız zaman belki de kulağımızı tırmalayacak. Peki bu diğer canlılar için geçerli mi? Evrensellikten bahsetmiştik. Bu herkes için aynı anlamı taşıyabilir mi? Öte yandan acaba bu bize sadece majörün ve minörün verdiği bir kural mı? Biz bu kuralı daha sonradan alıştırdık mı kendimize? Güzel soru. Şöyle bir şey söyleyeyim. Hani dedim ya, tam beşliler ilk değişime başladığı yerdir diye hani titreşimin. Şimdi en iyi müziği oradan yaparız. En saf müziği oradan yaparız. Ama istersen daha yukarıya çıkıp armonik serisi içerisinde çok daha yukarı şey çıkıp çalışmaya başlayabilirsin. Onun için kulak eğitimi gerekiyor. Kültürel bir eğitim gerekiyor. Ben size şöyle bir şey söyleyebilirim. Çok sesli müzik yapanlar tarafından genelde makam müziği böyle falan diye hep değerlendirilir ya. Hep öyle bir kavga vardır daha doğrusu aralarında. Makam müziği çok daha yukarıdaki armoniklerle çalışan bir sistem aslında. O anlamda şey çok daha gelişkin olduğunu söyleyebilirim. Şeyle alakalı, yani sen şu anda mesela şeye alışkınsın. O komalı seslere alışkınsın. Hani farklı farklı diziler var. Şeye baktığınız zaman, hani demden bir şey diyorum ya. İki tane sadece ses dizisi vardı son 300 senedir falan diye. Şeye baktığınız zaman, farklı kültürlere baktığınız zaman, onlardan bir tanesi de tabii ki şey, Anadolu. Biz çok daha farklı ses sistemleri kullanıyoruz diğer tarafta. Ve buna çok alışık olduğumuz için sana ters gelmeyen bazı şeyler bu sisteme alışık olmayan kulaklar tarafından hani bir Alman dostum tarafından ben şey çaldığım zaman bir komalı bir ses çaldığım zaman ters geliyor adama. Çok şey geliyor. Bu tamamen şeyle alakalı yani. Şuna getireceğim lafı. Kültürle alakalı. Sen o müzikle yorulacak olursan, büyüyecek olursan alışık oluyorsun ona. Ve neyin uyumlu, neyin uyumsuz geleceği tamamıyla senin estetiğine bağlı diğer tarafta. Yani şu bir şey... Nasıl geldiğine bağlı birazcık her şey. Aynen öyle. Hepsi olur yani. Teşekkür biraz ederim. Kabul üzerine de kurulu galiba. Hı? Öğrenilmiş bir kabul üzerine de kurulu gibi. Evet, sanki. Evet. Yani
neyin içine doğduysanız, evet, o titreşimler size daha şey geliyor, daha doğru geliyor. Öyle demek daha doğru. Zamanımızı normalde doldurduk. Peki siz buyurun. Oradan da bir var. Biraz bugün zorlayalım biraz zamanımızı. Kızacaklar bana ama. Merhaba. Merhabalar. Burak Göbüt, iç mimarım. Ben de müzikle ilgileniyorum amatör olarak. Hani demin de söylediniz, hani bir kabulleniş, bir kültür meselesi, hı hı, dediniz. Buradaki sistem bu kültürdeki altyapıyı değiştirirken ya da bunun vizyonunu genişletirken size yardımcı oldu mu? Ya da olmaya devam ediyor mu? Hani sınırlarınızı bu sistemle aşabildiğinizi mi söylüyorsunuz bize? Ya da bu bize yardımcı olur mu? Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben 2009'da işte Bilgi Üniversitesi'ne ilk başladığım zaman armoni dersleri veriyordum o sırada. Sorulan soru şuydu. Yani normalde şey vardır. Sol gelir, sol doya bağlanır. 5-1 ilişkisi vardır. Niye diye sordu tabii çocuk haliyle. Ben de kala kaldım. Yani hani öğrenilmiş bilgi ama böyle hiç düşünmemişim onun hakkında. Şu anda hani sana daha rahatlıkla söyleyebiliyorum. Solden nasıl çözülüyordu ya, hani sola doğru çözülüyordu ya. Çözülüyor işte. Şey sağlıyor sana, öyle söyleyeyim. Yine aynı şeye geleceğim. İşte bir görsel yardımcı gibi düşünebilirsin bunu. Müzik eğitimi için görsel yardımcı olarak düşünebilirsin. Hatta şöyle bir şey var. Hiç nota bilme. Tek bilmen gereken şey dedim ya. Sol çözer, sağ gerer. O mantıkla hareket ettiğinizde 6 yaşındaki çocuğa bile çok rahatlıkla armoni dersi vermeye başlayabilirsin bununla. Şu notaları komple kaldır, başka bir şey kullan. Mümkün yani. Bu arada hiç söylemediğim başka bir şey var, onu hemen söyleyeyim. O da şu, bu görmüş olduğunuz işte, bu dijital hesap makinesi diye söylediğim şey vardı ya, bu o. Tek bu işi yapmıyor tabii. Bunun içerisinde bu 7 moddan başka yaklaşık 300 tane falan mod var. 300 farklı mod, 300 farklı dünyanın farklı yerlerine ait olan modlar. Ve şöyle bir şey var. Biraz aslında şeyi de değiştirdim ben. O da şu. Hani dedim ya, bize hep doğadan öğretilir diye, do re mi fa sol la si do diye öğretilir. Ben bunu gördüğümde şok oldum gerçekten. Şu görmüş olduğunuz yer tam bir simetri merkezi. Ve burası neresi biliyor musunuz? Re. Aynı. O şeydeki gibi tam ortadaki yer yani. Bu mantıkta ben diğer tüm dizileri de yerleştirmeye başladım. Mesela başka bir şey yapalım, başka bir şey seçelim buradan. Persian Mod 2 olsun. Ben hala beyazları çalıyorum burada. Veya ton merkezini değiştirebilirim bu şekilde. Bu bana şey sağlıyor. Farklı tonları çok rahat bir şekilde kullanabilmemi sağlıyor. Yaklaşık 300 tane moddan bahsediyorum ki yani bunu yapmaya başladığından beridir bir 200 tane daha keşfettim. Onları koymam lazım içerisine. Bu modları ben otomasyon şeklinde de kullanabiliyorum. Tekrardan geek konuşmaya başlamayacağım. O yüzden hani hiç anlatmıyorum ne olduğunu, fakat şöyle bir şey yapabilmek mümkün. Herhangi bir müzik yaparsınız. Ondan sonra çok farklı bir şekilde rahatlıkla çevirebilirsiniz bu sistem içerisinde. Yani tek bir müzikten 300 tane mod varsa 300 farklı müzik çıkartmanız mümkün bunun içerisinde. Merhabalar, Selin. Merhaba. Yıldız. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden. Mimar, aynı zamanda öğretim üyesi. Müziğin mimarlıkla ara kestiğinde görselleştirme çalışmaları yapılıyor. Hı hı. Acaba bunlarda yer aldınız mı veya yer almak ister miydiniz?
Çok asosyal bir adamım. Ama bunun anlamı şey değil. Yani haberiniz var mı en azından bu çalışmalarda? Var, haberim var. Davet gelirse, ama ısrar ederlerse, öldürürlerse giderim diyor ama yani doğru, şey bir adam değil. Evet, yani hani bir boş zamanım varsa etrafta koşturup hani birileri tanışmaktansa şu bilgisayarın başına oturup kod yazmayı tercih eden bir adamım. O yüzden söyledim, asosyallikten kastım oydu yani. Eyvallah, eyvallah, sağ ol. Teşekkürler. Bir kişi daha vardı galiba orada. Bitiriyoruz. Sohbet keyifli olunca ben kuralları... Merhaba. Merhabalar. Ben konudan uzak biri olarak söylediklerinizin bir kısmını anladım, bir kısmını da tahmin etmeye çalıştım. Tamam. Ama hani böyle bir şeyden, böyle bir dünyadan haberdar olduğum için teşekkür ediyorum. Burada anladığım kadarıyla, yani doğru anladıysam, otomasyonla yönelilebileceği tarafından kastımız acaba şu mu? Yapay zekaya resim yaptırma, yapay zekaya sanat yaptırmak da günümüzde söz konusu. Evet. Bu sistemi kullanarak yapay zekanın müzik yapması da aynı zamanda söz konusu gibi mümkün, anlıyorum. Mümkün, aynen öyle. Öyle mümkün. Düşünüyorsunuz siz, değil mi? Çok rahat hatta bunu bir yapması de, çok rahat. Bunun dışında da anladığım kadarıyla yazılımla alakalı başka yaptığınız şeyler de var. Onların da sıradan olmadığını tahmin ederek merak ettiğim için soruyorum, varsa başka projeniz. Başka şu var, yani son 2-3 senedir şeye kafayı taktım. Sonification diye bir şey var. Şu anlama geliyor. Mesela hazır şu kürelerin musikisinden bahsettik ya. Şeylerin, yakın gezegenlerin, daha doğrusu güneş sistemi içerisindeki gezegenlerin hepsinin bir şey imzası var. Elektromanyetik imzası var. Bu elektromanyetik imza rahatlıkla kayıt altına alınabiliyor. Bunu oktav oktav aşağı indirdiğiniz zaman, oktavın ne olduğu söylemeyeyim ama şöyle söyleyeyim en azından. Ses seviyesine çektiğimiz zaman biz bunları ses olarak duyabiliyoruz. Bu sesleri analiz etmek benim ilgimi çekmeye başladı son zamanlarda. Sonification'dan kastım bu. Bu ama tek bu değil, yani diğer tarafta şu da olabilir. Mesela borsa değerlerini alıp uzun bir dönemde onu armonik olarak analiz etmek ve içerisinde herhangi bir döngü var mı, sürekli olarak aynı yere dönüyor mu görebilmek aslında birazcık derdim. Analiz etmeye çalışıyorum şu aralar. Onu yani bugün nasıldı derlerse hemen böyle bir melodik iki saniyede anlatılabilir belki. Yani şey, farklı farklı yerlerde hep döngüler var. O döngülerin nerede başladığı ve nerede bittiğini aslında bulmaya çalışıyorum bu sistemle. 12 kategoriye ayırıyorum bir şeyi. Ondan sonra bakıyorum herhangi bir şey çıkıyor mu içerisinden? Bir döngü bir şey çıkıyor mu içerisinden? Bir tane belki video gösterip... Ondan sonra da kapatalım. Tamam, okey. Onun için şu videoyu o zaman gösterebilirim ben size, eğer bulabilirsem. Çünkü az önce atladık orayı galiba. Peki, gel bakalım. Küçük bir video olacak. Sesini birazcık kısayım, ne olur ne olmaz. Bir dakikalık bir video hatta, tam Instagram videosu yani. Bu şey, NASA'dan alınmış sesler var içerisinde. Sadece şey var, iç gezegenler var. Yani bundan kastım, bir güneşin sesini duyacaksınız, Merkür'ün sesini duyacaksınız, Venüs, Dünya ve Mars'ı duyacaksınız. Jüpiter'den sonrası... YouTube videosunda, öyle söyleyeyim daha uzun olduğu için. Burada duyacağınız şeyler dediğim gibi şey, elektromanyetik dalgalar. Elektromanyetik dalgaların sese çevrilmiş, sese indirilmiş halleri bunlar. Ve ben bunları şey olarak bir analize soktum. İlginç bir şekilde güneş R çıktı. Eğer... burada sesim yok. Bir dakika. Şuradan bir şeyi hemen değiştirmem gerekecek anlaşılan. Okey. Tekrar baştan.
İç dünyalar sadece bunlar. İç gezegenler. Peki. Sevgili Tolga Zafer Özdemir'e çok teşekkür ediyoruz. Bizleri farklı düşünecek bir yola itti birçok konuda. Teşekkürler. Şey, sağ olun, çok teşekkürler. Değerli misafirler, Sayın Tolga Zafer Özdemir'e bizlerle konuşmalarından ve verdiği bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ve plaketini takdim etmek için sahnede çok kısa bir süre sizi bekleteceğiz efendim. Değerli konuşmacımıza ve moderatörümüze plaketlerini takdim etmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü Sayın Ömer Turan'ı sahneye davet ediyorum.